Posta TV izleyicileri, geçtiğimiz yaz ayında Sayın Bekir'imle birlikte Altınoluk'ta buluşup hem Altınoluk hem Balıkesir'i tanıtan güzel bir çekim yapmıştık. Orada da arıcılıktan bahsettik, Balıkesir'in peynirinden bahsettik, güzelliklerinden bahsettik. Hatta orada bal çeşidi var, kestane balı dediler. Ondan sonra bir ağaç çeşidi daha vardı. Onunla ilgili bal söylediler. Kayın da, evet. Balıkesir'e has bir balmış bu. Evet. Kepsuk bölgesinde oluyormuş. Gerçekten orada bal üretici bir arkadaş vardı, onunla da görüştük. Tek izliyor Balıkesir'de. Yani Türkiye'de tek izliyor. Çok önemli. İnşallah bunları önümüzdeki dönemde çeşitlendirerek çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Tabii orada balın tadına siz bakmışsınız. O kadar güzel övdünüz ki çok ben lezzetli. Tavsiye ederim. Ama gidip birebir orada yemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kovandan çıkardılar. Petek. Tabii onu o anda çok görmek daha iyi. Şey. Çektim onu. Doğal olarak görmek çok lezzetli. Eyvallah. Ve şimdi de yerindeyiz. Sayın Bekir'im merhabalar diyelim. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Evet, söylediğiniz gibi sizinle birlikte Altınoluk'ta görüşmüştük ve özellikle peynir çeşidiyle ilgili uzun uzun konuşmuştuk. Ama Balıkesir'de aynı zamanda arıcılık olarak çok büyük bir potansiyel olduğundan bahsetmiştik. Bal üretim miktarını falan sormuştunuz siz Balıkesir'de. O gün de demiştik ki bir gün balla ilgili de bir yayın yapalım. Bugün onu yapıyoruz inşallah sizle birlikte. Büyük şehrimizin Balıkesir'de arıcılar için üretim yaptığı, ana arı üretimi yaptığı, kovan üretimi yaptığı merkezdeyiz, ana merkezdeyiz. Birazdan içeride olacağız. Balıkesir'deki bal potansiyeli, arı potansiyeli, kovan potansiyeli, tüm bunlarla alakalı detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız inşallah. Sayın Bekir'im, bal dedik ve balın kaynağına geldik. Evet, şu anda Balıkesir'deyiz. Büyükşehir Belediye'mizin Bal Ana Üretim Merkezi'ndeyiz. Burada yoğun bir gayret, yoğun bir çalışma var. Tüm yetkililer burada, arkadaşlarımız burada, daire başkanımız Serkan Bey burada. Bizi de az önce kendileri de enforme ettiler. Zaten Balıkesir bal konusunda iyi gidiyor aslında. Bu zamana kadar Türkiye'de en iyi illerden birisi olmamız gerekiyor idi. Fakat maalesef şu anda işte 10. sıralarda gözüküyorduk. Son dönemde bildiğim kadarıyla 7'ye yükseldi Balıkesir. Kovan sayısı bakımından baktığımızda da şu anda 170 bin civarında kayıtlı kovanımız var. 300 bin civarında da gayri resmi olarak bildiğimiz aracılık yapan insanlar var. Balıkesir'in dağı, taşı, toprağı bereketli diye hep söylüyoruz. Ama bunu işte değerlendirme noktasında eksiklerimiz var. İnşallah bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Siz de hatırlarsanız Altınoluk'ta 50 peynirli şehir konusunda konuşmuştuk. O gün bal da bir gün yapalım demiştik. Bal da çünkü bizim şehrimizin geleceği açısından çok önemli. Şu anda büyük şehrimiz, başta Yücel İlmaz başkanımız olmak üzere bal konusunda önemli gayretleri var, önemli çabaları var. Tabii vatandaşlar da desteklendikçe, bu konuda bilinçlendikçe önümüzdeki dönemde hem kovan sayımız daha da artacak, yeni kovan sayımız artacak, hem de çiftçilerimiz bu konuda arıya yönelecekler diye düşünüyorum. Bal kıymetli bir değer aslında ülkemiz açısından. Ama Balıkesir şu anda Türkiye'de %2 civarında, Türkiye bal üretimindeki şeyi %2 civarında. Bu da tabii çok yeterli bir üretim değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2500 ton civarında bal üretimi var Balıkesir'in. Bu 2500 ton üretimi Türkiye geneline baktığımızda 179 ton civarında, Türkiye genelinde 179 ton, evet, Türkiye genelinde bal üretimi var. Bizim 2500 ton civarında üretimimiz var. Bu hele bu kadar büyük coğrafyaya sahip, işte özellikle çam açısından zengin, bitki örtüsü açısından zengin, meşe, yine işte köknar, bu tip ağaçlar açısından zengin bir Balıkesir'de bu işin çok daha iyi olması gerekiyor. Ama bir duyarlılık var. Bir bilinçlenme var. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde bile ciddi anlamda bir çalışma var. 400 civarında kovanın olduğu bir işletmedeyiz şu anda, merkezdeyiz. Önümüzdeki dönemde burada daha fazla çiftçilere destek verilecek, arıcılık yapan işletmelere destek verilecek. Ana arı üretimi noktasında, arıların beslenmesi noktasında zaten gerekli çalışmaları burası yapıyor. Belediye yapıyor. Belediyeler de bu anlamda zaten daha çok çalışmalı ve daha çok destek vermeli. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz bu desteği şu anda yaptığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii bu balın üretilmesi ayrı bir aşama. Bir de bunun ticari olarak pazarlanması çok ayrı bir aşama. Bu anlamda da bir markamızın olması gerekiyor. Balıkesir'de bir bal markasının olması lazım. Ya da 2 tane, 3 tane de olabilir. Markalaşma olmadığı zaman ticari anlamdaki kazancınız da çok fazla olmuyor. Türkiye'de bugün önde gelen illere baktığımız zaman markalaşma anlamında da ciddi mesafeler kat ettiğini görüyoruz. İşte bunu önümüzdeki dönemde biz siyasiler olarak yine bu işi yapan işletmeler olarak hep birlikte planlamamız ve Balıkesir'e değer katacak her şeyi iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bal konusu gerçekten bizim için çok önemli. Özellikle Çambalı, biliyorsunuz Çambalı'nın çok önemli bir sağlık açısından şeyi var, desteği var. Akciğerlerin açılması, solunumu anlamında çok faydası var. Yine hazım noktasında çok faydası var. Kestane balı bizim burada yine üretiliyor. Biliyorsunuz o çok daha pahalı bir bal. Az önce söylediler işte çiçek balı var. Yine bizim şehrimizde üretilen polen üretimi var. Balıkesir'e has. Balıkesir'e has, Balıkesir'e özel. Ben mesela dün daha Burhaniye'de şeye çıktım. Burhaniye'de biraz dolaştım böyle. Doğayı seviyorum. Siz bayağı bir dağ tepe dolaşmasını seviyorsunuz. Evet, stres atmak için zaman zaman çıkıyorum. Daha da güzel oluyor. Kafamızda dinliyoruz böyle. Hem de doğayı görmüş oluyoruz. Yapılan çalışmaları görmüş oluyoruz. Yani arıcılarla da karşılaştım orada. Bayağı ciddi bir çalışma var. Bu işe gönül vermiş insanlar da var. Aslında gönül vermek arıcılıkta çok önemli, biliyor musunuz? Çünkü bu çok meşakkatli bir iş. Sürekli arıyı taşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, arının balını savuruyorsunuz, arıyı doyuruyorsunuz. Bütün bunların hepsi ayrı ayrı süreçler. Çok meşakkatli. Yani gönül işi olmadan da çok olacak bir iş gibi durmuyor. Onları da dün görmüş olduk. Arıcılar canhıraş bir şekilde orada mücadele ediyorlardı. Mesela Tarım İl Müdürlüğümüzün de bu konudaki desteklerini şey yapmamak lazım. Geçmemek gerekiyor. Çünkü Tarım İl Müdürümüz de bu arıcılık konusunda önemli destek veriyor. Hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de Tarım İl Müdürlüğümüzün desteğiyle şu anda Burhaniye Kırtık Mahallesi'nde organik bal üretimi noktasında bir çaba var, çalışma var. Önümüzdeki günlerde orada inşallah organik bal üretimi de yapılmış olacak. Sizler de orayı da ziyaret ederseniz, sizin biraz bal konusunda duyarlılığınız, özel bir ilgi alanınız. Yani şehrimizi kalkındırmanın, geliştirmenin peşindeyiz. Balıkesir'imizin her ürününün, her değerinin katma değer olarak şehrimize yansımasının peşindeyiz. Bal konusu da böyle bir konu. Sofralara giden, sofralardaki bereket olarak bildiğimiz kahvaltıların vazgeçilmezi olan balın önümüzdeki dönemde Balıkesir'de üretilmesi ve Balıkesir'in bir merkez olmasını sağlamak için bir mücadele içindeyiz. İmkanlarımız var. Büyükşehirimizin imkanları var. Yine aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inşallah Tarım İl Müdürümüzün de katkılarıyla, Tarım Bakanlığımızın da katkılarıyla bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Biz de gazete olarak, zaten Posta Gazetesi ailesi olarak ve Balıkesir'e has, Balıkesir ürünlerini gündeme getirmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. O yüzden de önemsiyoruz tabii Balıkesir'i. Şimdi ballı sütlerimiz de geldi. Evet. Evet, teşekkürler. Bunları karıştıracak bir şey de lazım ama. Evet. Kaşığı içinden alabiliriz. Bunu mu alalım? Evet. Bunu alıp içine koyarsak yarısı balın gider. Şöyle çatallı da yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle, tamam. Ballı süt biliyorsunuz kahvaltıların vazgeçilmezi. Hele taze sütle birlikte tüketilirse tadından içilmez, değil mi? Evet. Yalnız biz az önce poleni yedik. Bir de üzerine bu ballı sütü içersek bu hafta. Eyvah. Şimdi buradan koşa koşa gitmemiz lazım. Bu hafta bizim geçer. Güzel geçer, değil mi Serkan Bey? Tam bir doping. Doping, evet. Evet, doping. Dediğiniz gibi Sayın Vekilim, biz Balıkesir'e has ürünleri, yapılmış çalışmaları gündeme getiriyoruz. Sizinle de bunları paylaşıyoruz. Güzel oluyor. Çekimlerimizi de beğeniyor Balıkesirler. Sizlerin de aracılığıyla takip ediyoruz, evet. Görüyoruz çalışmalarınızı. Bunlar önemli. Siz de Balıkesir medyasısınız. Sonuçta yayıncılık yapıyorsunuz. Bunları insanlara duyurmak, insanların bunu anlaması, görmesi çok önemli. Bakın mesela şu arıcılık meselesi bile çok ciddi bir katma değer olarak inşallah şehre yansıyacak önümüzdeki yıllarda. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ismi. Balıkesirliyim kendim. Kalacılar Köyü'ndenim buradan. Daha önce Tarım Bakanlığı'nda işte çalışıyordum. İlçe Tarım Müdürüydüm. Oradan sağ olsun Yücel Başkanımızın bizi davetiyle biz de Büyükşehir'e Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olarak başladık. 1 yıl 4 aydır buradayım kendim. Tabii bizim burası Kabakdere'ye bağlı ana arı üretim merkezimiz ve arı ürünleri aynı zamanda. 50 dönümlük bir alanda kurulu. Yaklaşık 400'e yakın kovanımız var. Buranın amacı tabii ki sırf bal üretmek değil, aynı zamanda çiftçilerimize eğitim vermek, çiftçilerimize buradan ana arı üretmek ve bilgilendirmek amaçlı kurulmuş bir tesis. O yüzden şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin ilk belediye olarak ana arı üretim merkezi burada. İşte 2017-2018 yıllarında kuruldu. Bu sene çok şükür 5000'e geçik ana arı dağıttık çiftçilerimize. Bu çok önemli. Bir de şöyle. Geçen yıl kaçtı? Geçen yıl Sayın Vekilim 1100 civarındaydı. Evet, yani çok ciddi bir artış sağladık biz bu sene. Çünkü arkadaşlarımızla birlikte burada başkanımızın talimatıyla adımıza yakışır bir şekilde, ana arı üretim merkezine yakışır bir şekilde Sayın Vekilim 5000 üzerine çıktık ana arıda. Ve çiftçilerimize, herkese bunu dağıtmaya çalıştık. Şimdi bir arıları görecek miyiz? Arı var mı burada? Tabii tabii. Şöyle bir geçelim kovanların başına. Bir önlüklerimizi giyelim. Önlük giymen şart diyorsunuz değil mi? Vekilim, şimdi biz bunları olduğunca güçlü tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burası ana arı tesisimiz. Biz bunları ana arı üretmek için kuvvetli tutuyoruz. Kışın elimizden geldiğince arılarımıza güzel bir şekilde bakıyoruz. Ne veriyorsunuz kışın mesela bunlara? Kışın bunlara biz inver şuruplar var. Onlardan veriyoruz. Çünkü normal şerbet verdiğimiz zaman hastalıklara kapılma olasılıkları oluyor. İnver şuruplarda renklendirici madde olduğu için bala karışması da engelleniyor. O yüzden bala karışmadığını bizzat kanıtlamış oluyoruz burada. Üzerlerine kekler veriyoruz. Keklerle de şeyler yapılıyor. Arılara yavru atmasını teşvik ediyoruz. Bu şekilde arılarımız güçlü durumda oluyor. Evet. Bu da karakolan balığı. Bunlara ne veriyorsunuz mesela? Buna hiçbir şey verilmiyor başkanım. Bu tamamen kendi. Tamamen doğal. Doğal. Neyse, rahatsız etmeyelim fazla. Kapatalım, bir şey olmasın. Olacaktır. Sayın Vekilim, arıları da yerinde gördük, üretimlerinde. Şimdi tabii bunların ana kraliçesi var. Evet. Arıların biliyorsunuz kendine özgü çalışmaları var. Kendine özgü bir şeyleri var. Disiplinleri var. Arılar bugün dünyada özellikle örgütlülük anlamında, örgütlü çalışma anlamında çok insanların dikkatini çeken bir grup. Ana kraliçenin nasıl beslendiği, nasıl bakıldığı şey anlamında insanların dikkatini çekiyor. Yine aynı şekilde bunların öncüleri var, izcileri var. Biraz arıcılıktan çok sizin kadar olmasa da azıcık biliyorum, değil mi? Evet. Yani böyle dikkat çeken bir hayvan grubu diyelim. Bunların çalışmalarını da bilim adamları bu şekilde inceliyorlar. Kovanları da gördük zaten az önce. Arı gibi çalışıyorlar. Evet, arı gibi. Tabiri buradan geliyor, arı gibi.